Benim arabamın ne işi var sende? Bu artık senin araban değil. Ne işi var sende dedim. Seni hiç alakadar etmez. Ne dolap çeviriyorsun sen? O tefeciyle de mi işbirliği yapıyorsun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Pamukları da sen yaktırdın değil mi? Ha? Her şeyi kaybetmen pahasına bile fabrikanın batmasını göze alacaksın değil mi Halide? Söyle. Yangını da sen çıkardın değil mi? Bütün bunları hak ettin sen Serap. Hiç heveslenme. Kazanamayacaksın. Yaptığın bütün çirkeflikler, yaptığın her şey su yüzüne çıkacak bir gün. Cezanı çekeceksin Halide. Tebrik ederim Halide. Emeline ulaştın. %20 büyük bir pay. Bu satışı başkalarının duymasına mani o. Bizden daha istekli bir ortak çıkmasını istemeyiz değil mi? İyi ama ne olursa olsun Serap hisseleri sana satmayacaktır. Evet, satmayacaktır. Ama satabileceği birini tanıyorum. Ne diyorsun sen Kemal? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kardeşim? Halide'nin böyle bir işle ne alakası olabilir ha? Bilmiyorum Ahmet. Ama bir ilgisi olduğu aşikar. Ya peki gidip Halide ile konuşsan ha? Halide'yi tanımıyor musun? Sonuna kadar inkar edecektir. Ne yapacağım peki kardeşim ha? Kabak suçsuz yere hapiste. Bu işi yapan her kimse cezasını çekmeli. Aksi takdirde hapisten çıkamayacak öyle değil mi? Aman komşu, hava da pek güzel. Tam çamaşır havasını işte. Reşit! Şu gelen araba Serap Hanım'ın arabası değil mi? Halide Hanım'da ne işi var Hacer? Bilmem ki. Allah Allah. Halide Hanım. İyi günler Pakize. Ramazan'la görüşecektim. Döze, hayrola? Ramazan, seninle çok hususi bir mevzuda görüşmem lazım ama yalnız konuşsak daha iyi olur. Ha, tamam Döze. Pakizem, sen bize bir kahve yapalım. Hadi. Hayrola, Döze? Ramazan, Güllü fabrikadaki hisseleri satışa çıkardı. Niye ki ne? Çünkü çok fazla borcu var. Ödeyemeyeceği için de satmak zorunda. Bak Ramazan. Başkasının eline geçmeden biz almalıyız. Hisseleri sen satın alacaksın. Ekrem Bey. Ne istiyorsunuz Kemal Bey? Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir mesele var. Eğer çeltik meselesi ise hiç bence kendinizi boşuna yormayın. Hayır Ekrem Bey. Halide ile beraber ormanda ne yaptığınızla ilgili konuşacağım. Ne demek istiyorsunuz? Ormanda bir ceset bulunmuş. Belki duymuşsunuzdur. Tam da gece vakti sizi ormanda gördüğüm yerde. Siz ne ima etmek istiyorsunuz? Halide ile ben ormanda mıymışım? Siz herhalde hayal görüyorsunuz. Siz konuşmazsanız karakola gidip ben konuşurum. Gördüklerimi söyleyince
Belki sizi karakola davet ederler, öyle değil mi? Ekrem Bey. Ben ne? Dize ben nasıl alayım ki ne hisseleri? Gül'ün sana mirastan bıraktığı pay var ya, o satın almana yetecek. Bu şekilde güçlerimizi birleştirebiliriz. İyi değil de teyze, ben fabrikayı yönetemem ki ne? Ramazan, fabrikayı sen yönetmeyeceksin, fabrikayı ben yöneteceğim. Sen sadece hisseleri satın alacaksın. Güllü ölse de bana satmaz. Ama sana satacaktır. Paranın yettiği kadarını hisseleri alırsın. Gerisini ben tamamlarım. Bu sayede hiçbir şey yapmadan fabrikaya ortak olacaksın. İyi de şimdi kurban olduğum, bizim o para var ya hani, ileride çocuk olursa onların istikbali için öyle yani. Tamam. Kafanı kullan. Bu büyük bir şans. Eğer Dinç Aslan fabrikasının ortağı olursan, ölene kadar çocuğuna da sana da hiçbir şey olmaz. Güvende olursunuz. Ayrıca bu kadarını abime borçlusun. Onun katiline yardım ettikten sonra belki bu şekilde kendini affettirebilirsin. Peki şimdi ben hisseleri alıp sana devredince Güllü bunu duyduğunda delilenmeyecek. Sen kimin tarafındasın Ramazan? Ha? O kadın senin ailen değil. Senin ailen benim. Unut artık onu düşünmeyi. Bu kadın fabrikayı da batıracak. Çiftliği batırdığı gibi orayı da batıracak. Bu hisseler bizim elimize geçmeli Ramazan. Eğer geçmezse Dinç Aslan ailesine ait hiçbir şey kalmayacak. Anlıyor musun? Bu fabrikayı ancak ben kurtarabilirim. Evet Ekrem Bey. Sizi dinliyorum. Pekala Kemal. Seninle çok açık konuşacağım. Halide'nin başı dertte. Eğer sen bu işi fazla kurcalar ve jandarmaya gidersen onu çok zor duruma sokarsın. Herhalde böyle bir şey istemezsin değil mi? O cinayetle ilgili şu anda masum biri tutuklandı. Hala nezarette. Bence bu bizi hiç ilgilendirmez. Öyle mi? Beni ilgilendirir Ekrem Bey. Şimdi bana her şeyi dosdoğru anlatın. Halide saldırıya uğradı. Evde bir gece yalnızken onu takip eden bir adam eve girmeye çalışmış. Ve Halide'ye saldırmış. Hatta tecavüz etmeye yeltenmiş. Evli olup da bir kadın için yalnız yaşamak hiç de kolay değil. Neyse. Halide kendini korurken adamın başına vurmuş. Adam da öyle yığılmış kalmış orada. Yani Halide kendini korumaya çalışmış. Bunu anlayabiliyor musun? Peki neden polise gitmedi? Neden bildiklerini dost doğru anlatmadı? Halide senin karın Kemal. Sen onu benden daha iyi tanırsın. Yaşadıklarını ulu orta her yere anlatamayacak kadar gururlu bir kadın o. Ayrıca her ne olursa olsun, nefsi müdafaa da olsa hapse girme tehlikesi vardı. Halide böyle bir riski göze alamazdı. O adam bunu hak etti. Halide'yi korumak için ben ona yardım ettim. Bence sen de öyle yapmalısın. Eğer Halide teslim olmazsa onun yerine kapak hafız çekecek cezayı. Ben buna göz yummam. Haklısın. Öyleyse sana bir teklifim var. Eğer susarsan, bildiklerini kendine saklarsan, hiç kimseye hiçbir şeyi anlatmazsan, Çeltik Komisyonu'nun raporunu yırtar atarım. Köylüleri rahat bırakırım. Kabak Hafız'ın hayatına karşılık bütün köylülerin hayatı. Hemen cevap verme. İyi düşün. Çok iyi düşün. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.